İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bahar TV ekranından bize izleyen Anavatan Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs Türk tüm sevgili dostlarımıza ve yakın dost üniversite stüdyolarından sizlere bu akşam bu hafta farklı bir konukla sesleneceğiz. Amacımız ilk günkü programda da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini sizlere daha iyi duyurabilmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi daha iyi anlamanızı sağlayabilmek adına yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti stüdyolarından Lefkoşa'dan iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. Ve bu akşamki stüdyo konuğumuz ise yeni kurulan hükümetin, yine iktidar hükümetin Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler, Güzel Yurt Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mehmet Çağlar stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle efendim. de hocam diye hitap ediyorum çünkü aynı zamanda bir akademik kimliğiniz var. Ee, Buyurursanız böyle bu şekilde hitap etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bu yayında da emeği geçen herkese çok teşekkürler. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz buraya kadar bizi kırmayıp geldiğiniz için. Özellikle isterseniz Kıbrıs müzakereleri bildiğimiz kadarıyla 40 yıldır süre gelen bir görüşmeler masada devam ediyor. Ama maalesef bir karınca adımı yol kat edemedik. Dünyada izolesi tamamen izolasyona bağlanmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ana vatan Türkiye'nin haricinde hiçbir dünya devleti tarafından maalesef tanınmıyor. Bu görüşmeler ışığında da gelinen süreç içerisinde, Kıbrıs Türk halkının özellikle de sınırda kalan Güzel Yurt bölgesinin çok büyük sendromları var. Bu sendromlar her müzakere masasında her görüşme biraz şekillenmeye başlandığında endişelerle beraber ortaya çıkıyor. Siz de o bölgenin bir milletvekili olarak Güzel Yurt halkı, Artık neye karar vermeli? Müzakereler sonuçlanınca inşallah ki Kıbrıs Türk Halkı'nın da haklarının ön planda olacağı eşit olabileceği Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle beraber bir müzakere sonuçlanır. Ve bu anlaşma sonucunda Güzel Yurt Halkı artık bir nefes alsın istiyoruz. Çünkü ne yatırım yapabiliyorlar ne istihdam yapabiliyorlar ne de kendi evlerinin tadilatını yapabiliyorlar. Ama bunu artık bir şekilde önüne geçilmesi lazım diye düşünüyoruz. Güzel Yurt Halkı sizce neyi bekliyor? Evet. Öyle diyelim. Aslında öyle başlayalım. Peki. Çok teşekkür ederim. Tabii ki her şeyden önce Güzel Yurt halkı, Kıbrıs Türk halkının bir benzeri bir şekilde çözümü bekliyor. Evet. Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıslı Türklerin 1968'de başlayan yani 74'ten 6 yıl önce başlayan hı hı. Beyrut'ta başlayan müzakereler tabii ki o dönemde bambaşka seyirlerdeydi. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin içerisinde ortak olmasına rağmen özellikle 63 olaylarından sonra hı hı. ve 4 Mart 1964'teki BM kararından sonra Kıbrıslı Rum hükümetinin dünyaca tanınması bir çözüm bulunana kadar Kıbrıslı Türkleri bir çıkmazın içerisine sokmuştu. Tabii ki bu görüşmeler sürerken 1974'te gelişen olaylar ee, ve adanın e, kuzey ve güney diye e, Kıbrıs Türklerin kuzeyde Rumların güneyde toplanması. Hı hı. Kıbrıs Rumların yine o 63'ten sonra sürdürdükleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sürdürmeleri. E, çok kısa bir de tarihsel şey veriyorum. Lütfen, ee, lütfen. E, ve e, Kıbrıs Türklerin de Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi'nden önce Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne e, 1975'te, 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmesiyle birlikte müzakereler yine devam etti. Hı hı. En son Annan anlam planı diyebildiğimiz 2002 yılında taraflara sunulan evet. ve e, Kıbrıslı Türklerin büyük bir oranda %65 2004'te oranında 2004'te de sanırım referandum referandum 24 dedi. Nisan 2004'te evet. Kıbrıslı Türkler %65 evet dedi. Kıbrıs durumların hayrı maalesef anlam planının uygulanmasını engellemiş oldu. Hı, hı. Tabii o dönemde sorunuzla bağdaştırmak için bu girişi de yaptım. O dönemde adada en yüksek oranda evet'i veren ise güzel yurt bölgesiydi. Yüzde 69-70 oranında. Evet. Şimdi bu sanki dıştan bakıldığında bir çelişki gibi de görebilir insanlar. Neden bir çelişki gibi görebilir? E, güzel yurt anlam planına göre büyük oranda Kıbrıs Rumlara geri verilecek evet, evet, Çünkü Kıbrıslı Rumların 74'ten önce oturdukları bir bölgeydi burası ağırlıkla. Ama buna rağmen neden güzel yurt insanı en yüksek oranda evet dedi? Çünkü Kıbrıslı Türklerin bir diğer alt özellikleriyle de Güzellurt bölgesinde büyük oranda göçmenlerin oluşturmuş olduğu güneyden gelen göçmenlerin ben de onlardan biriyim oluşturduğu bir bölge artık belirsizlikten bıktı, usandı. Evet, artık bir çözüm olsun. Gerekirse çözüm... hani verilecekse de anlam plana göre verilsin ama biz artık bu nasıl önümüze bakalım? Evet. Nerede yaşayacağımızı bilelim. Evet. Çözüm evet. olsun, federal bir çözüm olsun. Ee, güzel yurt verilecekse evet, verilsin. Ee, bizler de güzel yurt insanları olarak da e, geleceğimizi belirli olacak bir şekilde, belirgin bir şekilde Hı -hı. sürdürmeye çalışalım ve çocuklarımız, e, torunlarımız Artık buralardan gerek iç göç gerekse özellikle dış göç yaşamasın evet. ee, ve e, üretim alanında adanın belki de en üretici kesimi olan Güzel Yurt Lefke bölgesi e, insanları e, bu üretimlerini daha da üst seviyelere çıkarabilecek yatırımlar yapabilsin. E, bugün e, gelinen noktada ama e, anlam planından da sonra gelinen noktada e, bu belirsizlik ve güvensizlik hat safhaya ulaşmış ve... Özellikle 1980'de ilk kez güzel Yurt'un verileceği bir anlaşmada gündeme geldikten sonra zaten insanlar e, güzel yurt insanı oraya e, bir çivi dahi çakmama noktasına gelmiş. Çünkü neden bu böyle? E, hayatları boyunca belki iki kez, üç kez göçmen olmuş insanlar bunlar. Evet. E, yani 1950'li yıllarda göç yaşamışlar, 1963'te göç yaşanmış. Evet. Kimileri 1967-68'de çeşitli endişelerden dolayı göç yaşamış evet. ve en son 1974'te evet. Topyekün bütün malını, mülkünü, her şeyini bırakarak güneyde bırakarak tekrardan kuzeye göç etmiş ve şimdi yeniden verileceği gündeme gelince yatırım yapmak sıkıntı doğurmuş bireylere, evet. devlet de üstüne buralara maalesef cömert davranmayınca ve buralarda. Bakın yani örnek olarak verecek olursam, 74'te geldiğimizde ben bir lise öğrencisiydim. Ve bir Güzel Yurt Kurtuluş Lisesi, bir de ortaokul vardı. Ee, orada bir de meslek okulu vardı. Şimdi evet. halen aynı. Ee, yani orada yeni bir okul yapılmamış. Ee, e, hatta e, var olan okullar bölünerek, farklı bölümler işte Marif Koleji gibi... Ee, Anadolu Lisesi tipinde hı hı. E, diyebileceğimiz belki e, bir okul bölünmüş ama okullaşma da olmamış. Halbuki burası 74'ten sonra güneyden göç edip gelenlerin oluşturduğu bir bölge olmasına karşın ilaveten e, 80'li yıllardan sonra e, Türkiye'den de tarımsal iş gücü altında Gerek 1974'te gerekse 80'li yıllarda hı hı. göç edip orada yerleşen insanlar da var. İnsanlarımız evet. var, vatandaşlarımız var. E, dolayısıyla hepsi göçmen. Yani onlar da bir başka anlamda göçmen. Hı hı. Ve bu e, insanlarımız mağdur. E, dediğiniz gibi sizin de istihdam olanağı yok. Evet. E, yatırım yapamıyor. E, çoluğunu çocuğunu evlendiren insanlar oraya Ev dahi yapmak istemiyor. Evet. Ee, i̇şte Lefkoşa'ya gelip Gönyeli'ye geliyor. Hatta gelip şunu bile yapıyor. diyebilir miyiz? Cenazelerini tam dahi e, mezar Lefkoşa mezarlığına getiriyorlar. Evet. Çünkü Maalesef. eğer göç edeceksek tekrar buralardan e, kendi atalarımızı ziyaret edeceğimiz mezarlıklarında e, Kapristanlık'ta gidebileceğimiz bir yer olsun. Çünkü bunun acılarını çekiyoruz. İşte örneğin benim e, hepimizin ailesi güneyde e, gömülü. E, defnedilmiş ve hı hı hı. evet şimdi kapılar açıldı ama e, 30 yıl boyunca 30 küsur yıl boyunca e, hiç ziyaret dahi yapılamamış. Evet. Düşünün. Şimdi de kolay değildir buradan çıkıp Baf'a gideceksiniz. Leimosun'a gideceksiniz. Bir bayramda e, bir hafta sonunda e, ziyarete kolay değil. İşte onun için dediğiniz gibi e, Güzel Yurt insanı büyük oranda halen halen bile büyük oranda e, ölülerini e, Lefkoşa'ya çünkü Lefkoşa e, verilecek bir bölge olmadığı için, başkent çünkü. Ya da verilecek e, endişesi taşımadığı için. Taşımadığı için buralara evet, getiriliyor. Evet. Yatırımlar da buralara yapılıyor. Peki hocam. E, i̇ş insanlarımız da, evet. yani güzel yurtlu iş insanları da hı hı. E, Lefkoşa'da başta, Girne'de e, işlerini buralara taşıyorlar. Ve güzel yurt tabiri caizse, Kapalı Maraş bölgesi bugün nasıldır? Bir ölü kenttir. Evet. Güzel Yurt'ta içinde insan dolaşan ölü kente dönüştü. Peki şöyle çelişki doğmuyor mu? Son zamanlarda yapılan Anavatan Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, işte dünyanın en büyük asrın projesi. Geçtiğimiz hafta bunu işledik biz e, Sayın Hüseyin Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş ile. Yine gelecek olan dünyanın en büyük projesi de borularla denizin altından gelecek su güzel yurta geliyor. Evet. Şimdi... Bir yandan hep güzel yurt acaba müzakerelerde verilecek mi? Veriliyor. İşte en büyük desteği veren de Güzel Yurt halkı oldu. Hani artık verelim de madem öyle hayatımıza bakalım, önümüze bakalım. Çoluğumuza, çocuğumuza hatta hatta ölülerimizi nereye gömeceğimizi bilelim gibi evet. bir takım düşüncelerle %69'lara varan referandumda eveti verdiler. Hı hı. şimdi bu Çelişki yaratıyor bugünkü tabii ki jenerasyonla baktığımızda. Evet. Yapılan yatırımlar, Güzel Yurt'a getirilen işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsünün Güzel Yurt'ta olması bugün, Nevki Avrupa Üniversitesi'nin yine aynı bölgede olması, suyun o bölgeden gelecek olması artık sanki Güzel Yurt'un böyle bir anlaşmada verilmeyeceği konusunda böyle bir hakim olmaya başladı. Hani bu projelerle nasıl, nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi bakın insanlar Kıbrıs Türk insan insanın özünde şey vardır yordama gücü olayları değerlendirme gücü yüksek olan bir toplumdur. Şimdi evet. anlam planına dönersek geriye şimdi insanlar şunu konuşur konuşuyordu gene konuşur İşte Ottü evet doğru Kalkanlı da geldi büyük bir yatırım yaptı ama Ottu o anlam planında ...Rum'a geri verilecek bölgelerin içerisinde değildi. E, i̇ki, Lefke Avrupa Üniversitesi var. O da zaten e, geçmişten beri Türk toprağıdır. Hı hı. Dolayısıyla o da geri verilecek bir bölge değildi. Yani dolayısıyla e, Rum'a geri verilecek olan bölge e, içinde yaşıyor esas insanlar... ...ve sanayisi, çarşısı geri verilecek olan bölgelerdir. Hı hı. Dolayısıyla buralarda işte insanlar esas yatırım yapmıyor... Evet. Peki suyun geleceği bölge yapılan Şimdi baraj? Suyun geleceği bölgeyle de bağlarsak tabi su elbette ki önemlidir evet. Kıbrıs için ama tabii bu noktada da iki tane daha temel sıkıntı vardır. Birincisi Mart'ta 2014'te su gelecek ama hala, hala bu suyun nasıl bir dağıtım yapılacağı, nerelere gideceği, nasıl bir master plan yapıldığı, tarımsal alanlarda mı kullanılacağı, ee, ...yoksa e, içme suyu anlamında mı e, şehirlere verileceği... ...kim tarafından yapılacağı... E, ...belediyeler mi, devlet mi yürütecek bunu... ...yoksa özel sektöre mi kiralanacak... E, ...şu an kullandığımız sudan daha ucuz mu olacak... ...hele hele tarımsal alanda... E, ...şu ankinden daha ucuz olmayacaksa... E, ...zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı ülkemizde... E, ...rekabet edebilirlik yok... ...eğer bunun maliyetleri daha da yükselirse... E nasıl tarımsal alanlara verilecek gibi belirsizlikler var. İşte bu yeni kurulan hükümetimizin bunlara açıklık getirmesi ve toplumu bu anlamda aydınlatması beklenir ve tabii ki bu noktada Türkiye ile olan ilişkilerimizde de bu karşılıklı ilişkilerin iyileştirilmesiyle bunun bir ortak proje haline dönüştürülmesi de beklenen bir şeydir, taleptir, istenen bir gelişmedir. Çünkü bir başka ikinci noktada sıkıntı olan Kıbrıs Türk halkı bugün ürettiğini satamıyor diyoruz değil mi? Yani evet. ülkemize izolasyonlar vardır. Yani ve İç pazara baktığımız ürettiğimizi... zaman çok fazla geliyor dış pazara da yönelemiyor tamam. gibi bir intima yaratılıyor. Evet. Peki o zaman e, eğer çözüm olmazsa sıkıntılar devam edecek demektir. Onun için, onun için çözüm edecek. şarttır. Çünkü neden e, şarttır? biz bugün ürettiğimizi dahi dünyaya satamıyoruz, dahi Türkiye'ye. Yani çünkü maliyetler yüksek olduğu için Türkiye pazarına girmede de sıkıntılarımız vardır. Bunların aşağılara çekilebilmesi için bir takım önlemler alınması gerekiyor. İki devlet arasında bu türden bu ticari ilişkilerin dengelenmesi gerekiyor. Hı. Ve önümüzdeki süreçte iyi niyetlerle karşılıklı iyi niyetlerle bunları Sanırım daha böyle iki halkın gerek Türkiye halkının gerek Kıbrıs Türk halkının ortak çıkarlarını ileriye götürecek bir noktaya taşımamız gerekiyor. Çünkü bugün üretici bir toplum olan aslında Kıbrıs Türk halkı, işte bu izolasyonlar 94'ten sonra başlayan ve o da geçmiş hükümetlerin yanlış politikaları sonucunda ve ısrarla çözümü o dönemlerdeki politikalarla Gerek Türkiye gerekse o dönemki Türkiye gerekse KKTC'lindeki hükümetlerin e, yani çözümsüzlük çözümdür politikalarıyla gidildiğinden dolayı geldi bu e, izolasyonlar Kıbrıslı Türklere. Çünkü 1994'e kadar e, Kıbrıslı Türkler ürettiklerini satabiliyordu. Yani 74 sonrasında e, biz Mausa Limanı'ndan e, Narenciye'mizi de e, hatta konfeksiyon. Çok gelişmiş bir e, sektör haline gelmişti. E, patatesimizi, dünyaca meşhur bir e, patatesimiz vardır. E, Avrupa'ya satabiliyorduk. Dediğim gibi konfeksiyon ve bunun yanında e, içecek sektöründe, işte e, Türkiye'de bir e, ilk e, teneke kutu diyebildiğimiz kolalar, Bixi kolayı ilk üreten ülke buraları. E, Keza yine e, buraların <laughs> e, o... İnsanlarının girişkenliği ve dünya ile bağlantılarının hı hı. yüksek düzeyde olmasıyla e, bilinen bir e, toplum, Kıbrıs Türk toplumu, bunları hep artı olarak kullanarak 90'lı yıllara kadar e, çok iyi bir ekonomi ile geldi. Ama hı hı. 90'da e, işte o dönemde e, o dediğim çözümsüzlük, çözümdür politikaları ve e, biz KKTC'yi kurduk, dünyada tanıyacak e, şeklinde ısrarla bunun üzerine ticaretin içine mühürüyle, KKTC mühürüyle e, Avrupa'ya bunu satması, satmaya çalışması e, bize işte o Avrupa e, Birliği Adalet Divanı'nın kararlarını gündeme getirdi. Neydi bu kararlarda? E, bilmiyorum uzatıyor muyum ama hayır, hayır, hayır. bu kararlarda şuydu e, sevgili Hüseyin dostum. Şimdi 1973'te yani 74 öncesinde e, Kıbrıs Cumhuriyeti... E, Avrupa o dönemde AET olan Avrupa Ekonomik Topluluğu, şimdilerde Avrupa Birliği olan Topluluğa e, gümrük birliğine başvurdu. Neden başvurdu? Çünkü İngiltere en yüksek oranda ticari ilişkileri olan bir ülkeydi ve hı hı. İngiltere e, Avrupa Birliği üyeliğine e, 63'te bir başvurmuş, reddedilmişti İngiltere. 73'te e, Avrupa Birliği üyesi olunca, AET üyesi olunca. Kıbrıs Cumhuriyeti de hı hı. o ülkeyle ticari ilişkilerini gümrük birliği altında yapabilsin diye gümrük birliğine başvurdu ve kabul edildi. Tabii ki bu gümrük birliğine başvuru Türkiye ve Yunanistan'ın da onayıyla oldu o dönemde. Çünkü Türkiye ve Yunanistan onaylamasa giremezdi. Hı hı. Ee, öyle bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelen bir e, madde var. ve Dolayısıyla 73'te gümrük birliği olan üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti 74 sonrasında da Ada ikiye bölünse de e, fiili anlamda e, Kuzey Kıbrıs'ta konuşlanan Kıbrıslı Türkler o Gümrük Birliği üyeliğini kullanmaya devam etti ve evet. e bunda da bir sorun olmadı. Ta ki 1990'a kadar. Ya, yoksa Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar mı? 90'a kadar. 90'a kadar. 1983'te Cumhuriyet kurulduktan sonra da devam etti çünkü e, yine o ticari ilişkilerde Kıbrıs Cumhuriyeti mühürüyle yani o Avrupa Birliği üyesi olan, daha doğrusu Gümrük Birliği üyesi olan e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mühürüyle bunu kullanma hakkı vardı çünkü Kıbrıslı Türklerin. Evet. Çünkü Maosa Limanı uluslararası bir limandı. Evet e, 90'a kadar bunu yaptık. Ha, 90'da işte e, bırakın Kıbrıs Cumhuriyeti mühürünü, vurun KKTC mühürünü dendiği gün e, Avrupa Birliği dava açtı. Ve o dönemde savunma e, yeterince yapılmadığı için de bu izolasyonlar geldi. Nedir izolasyon? İzolasyon şu demektir aslında biz Avrupa'ya veya dünyaya mal satamaz mıyız? Satarız tabii ki. ki satılıyor da aslında. Satılıyordu. Yani. Yani niçin, satılıyor da. Ama niçin satamıyoruz diyoruz ya da izolasyon var diyoruz? Çünkü biz gümrük bir üyesi olmayı o mühürü kullanarak reddetmiş olduk ve döndük üçüncü bir ülke olduk. Yani bir Japonya gibi bir işte Suriye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler gibi. Oraya ihraç etmeye başladık. Bu defa da bir takım fonlar e, ve gümrükler bizim sattığımız malın üstüne binince rekabet edemez duruma geldik. Evet. Ha, bugün Türkiye ile de aynı durumdayız. Çünkü Türkiye'de biz 1994'te bunu kaybedince e, tesadüfen tarihler tesadüf 95 yılında da Sayın Tansu Çiller döneminde ve Murat Karayalçının başbakan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması imzaladı. Yani biz kaybettik, Türkiye kazandı. 95'te bu kez de Türkiye Avrupa Birliği gümrük birliği üyesi olduğu için, olduğu için Türkiye biz Türkiye ile de bu defa o fonlar gümrük birliği üyesi olmadığımız için sıkıntılı duruma düştü. Ve e, ne acıdır ki, ne acıdır ki bugün Güney Kıbrıs Avrupa Birliği üyesidir, yani Rum kesimi. E, Türkiye ile ticari ilişkiler kurabiliyor ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, kendi ana vatanıyla e, ticari ilişkilerini e, maalesef istediğimiz dolaylı yollardan oranda yapamıyoruz. Dolaylı yollardan yapıyor. Yani e, Güney Kıbrıs <laughs> gibi direkt e, yapamıyor. Evet, ama şöyle bir şu örnek vereyim mesela devamı Türkiye Cumhuriyeti'nin Efendim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ısrarı devam ediyor mu? Gümrük Birliği'nden dolayı limanları kullanamaz. Şimdi, e, yani çünkü tanımıyorum. Çok yani. Bu. Evet. Güney Kıbrıs'ı tanımıyorum. Güney Kıbrıs'ta beni e, tanıyamaz bu ben tanımadığım Doğru. için ondan dolayı da ne havalimanları mı ne de deniz limanları mı Güney Kıbrıs yönetimi kullanamaz diyor Türkiye Cumhuriyeti. Doğru. Bu da ne zamandan sonra başladı İşte bu da o evet. e, abat kararlarından sonra Türkiye'de Rumlara bunu madem ki izolasyonları koyuyorsun. Madem ki Kuzey Kıbrıs'ı sen tanımıyorsun ben de seni tanımıyorum. Bu anlamda evet. e, ticari e, noktalarını yapam yapmıyorsunuz o zaman ben de Kıbrıs Rumlara limanlarımı e, kapatıyorum. Onlar da bu yönde çok büyük e, sıkıntılar noktası. yaşıyorlar. Yaşıyor tabii. Hava şimdi. trafiğinde çok tabii, büyük tabii, sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii. Limanlarda çok büyük sıkıntılar Doğru. yaşıyorlar. Evet. Onların Doğru. da şikayetleri var bildiğim kadarıyla bu konuda. Doğru. Ha burada burada e, tabii ki bizim özellikle Kıbrıslı Türklerin e, önünün açılabilmesi için işte şimdi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Avrupa Birliği üyesi değil. Evet. Ama e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bir kısmı e, yani e, tırnak içinde söylüyorum e, eskiden de Kıbrıslı Türk olan yani Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türkler 63 e, öncesi 74 öncesi evet. e, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı evet. Türkler ve çocukları e, doğal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olduğundan dolayı e, onlar birey olarak e, Avrupa Birliği vatandaşıdır e, ama e, sonradan bizim vatandaş olarak aldığımız, kabul ettiğimiz Türkiye'den veya başka bir yerden gelen vatandaşlarımız ise maalesef onlar AB vatandaşı değil. Ama muktesebat kuzeyde geçmiyor. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti bütün ada adına Avrupa Birliği üyesidir. Evet, ama ancak kuzeyde geçmiyor. Kuzeyde geçmiyor. Ama evet. kuzeydeki insanların da işte bir kısmı. AB üyesidir. Evet, Dolayısıyla bütün bunlar aslında bir anomali evet. yaratıyor ülkede evet. eşitsizlik, adaletsizlik evet. gerek güney-kuzey arasında gerek kuzeyin kendi içinde veya işte bu Türkiye ile olan ticarette bile bakın bunu sadece şey olsun diye örnek olsun diye veriyorum ama çözmemiz gerekiyor. Mesela bizim bugün geçmişte Evet İngiltere ileydi en büyük ticaretimiz ama bugün en büyük ticaretimiz Türkiye iledir en büyük ithalatımızı Türkiye'den yapıyoruz 1.6 milyar e, Türk liralık it ithalat yapıyoruz ama dolarlık ama bugün Türkiye'ye bizim sattığımız sadece 60 milyon dolar yani e, düşündüğümüz zaman bu orana orana e, Belki de kaçta kaç olacak yani milyar 28'de 60 milyon biri kadar, gibi, 28, gibi. 30'da evet. biri kadar. Yani yüzde üçü kadar bir şeyi. Yani 100 liralık alıyoruz, 3 liralık satabiliyoruz. Halbuki işte bu e, çözüm e, bunları da artıracak ve özellikle tarihsel, gönül bağlarıyla bağlı olduğumuz, e, aynı dili konuştuğumuz e, ve Kökünün aynı olduğu her şeyden önce. O daha ırksal bir anlamda ama çünkü burada yaşayan başka vatandaşlarımız da vardır. Evet. Şimdi biz Türkiye ile birlikte bu gerek ticaret gerek kültürel gerek eğitim her alanda çok daha geliştirebileceğimiz ilişkileri yaşayabiliriz bir çözümden sonra da. Ve çözüm aslında bir taraftan Kıbrıslı Türklere bir taraftan Kıbrıs Rumlara da büyük bir e, domino etkisi yapacağı gibi aslında bölgemize de yani bu Akdeniz'in doğusuna da e, bir barış örneği olabilecek bir yapıdadır. Ve zaten e, arzulanan ve Birleşmiş Milletler parametreleriyle de desteklenen çözüm yine iki bölgeli e, ama bir federal devletin oluşması ve bu federal devlet e, yani merkezde e, kurulacak ortak yapı, hem Kıbrıs Türklerin hem Kıbrıs Rumların eşit siyasi haklarla e, yöneteceği bir devlet ama hem de belli konularını da bu e, kanat devlet dediğimiz federel devletçiklerde işte eğitimi, sağlığı, iç işleri gibi hı hı. kendilerinin yöneteceği e, bir yapı olacaktır. İşte bu yapı e, aslında Türkiye'nin de önünü daha da açacak e, bir başka yapıdır ve zaten keza. Kıbrıslı Türkler tarihsel süreç içinde baktığımız zaman belki bugün e, Türkiye'den bakan e, birçok insanımız, e, Türkiye halkı e, sanki Kıbrıslı Türkler bir kamburmuş gibi görülebilir e, bakıldığında e, çünkü sonuçta e, Kıbrıslı Türklerin bütçesi belki e, yaklaşık işte dörtte bir oranında yani yüzde e, 20-25 oranında Türkiye'den de destekleniyor ve ancak işte bu kötü olumsuz koşullarda yaşamamızı idame ettirebiliyoruz. Evet, evet. Ama dönüp baktığımız zaman aslında Kıbrıslı Türkler tarihsel süreç içerisinde hep Türkiye'nin yanında yer almış ve Türkiye'nin önünü açan politikaları her zaman kendinden de fedakarlık ederek ortaya koymuş bir halktır. Bunun terazisi yoktur yani onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani örneğin 1878'de Osmanlı İmparatorluğu sıkıştığı zaman ve o dönemde özellikle Rusya'dan gelecek gelen tehlikelere karşı İngiltere ile bir ikili anlaşma yapıp Rusların engellenebilmesi açısından Kıbrıs adası İngilizlere kiralanıyor biliyorsunuz. Evet. 1878'de ve o dönemde Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkler vardı evet. e, ve burada kaldı o insanlar. E, Türkiye kiralayıp daha doğrusu Osmanlı kiralayıp adayı e, belli ölçüde terk etti. Ve akabinde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1924'te Lozan Anlaşmasıyla e, tamamen İngilizlere devredildiğinde Kıbrıslı Türkler burada kendilerini e, terk edilmiş gibi de hissetti. Ve buna rağmen Kıbrıs Türkler, Kıbrıs'ta mücadelelerini hem insanca yaşamak hem de toplumsal olarak da var olabilme mücadelesini hep verdi ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki o inkılapları devrimleri ilk uygulayan Türkiye halkından önce de buna beni bunu benimseyen bir halktır Kıbrıs Türkler. Hı hı. Çarşafı ilk atmıştır, fesi ilk atıp şapka giymiştir, harf devrimini hem de yalnız yapmıştır bunu. Yani 1924 sonrasında e, Türkiye ile herhangi bir resmi e, anlamda bir ilişki olmadığı dönemde bunu yapmıştır. Ve e, Kıbrıs'ta 1930'da dünyada yaşanan ekonomik buhrandan sonra e, bile e, bu e, İngiliz kolonisi olduğu dönemde bu mücadeleyi yine sürdürmüş... 1955'lere gelindiğinde Kıbrıs Rumların Yunanistan'a bağlanma emelleri, o Megalo ideal dediğimiz, büyük ideal dediğimiz ideallerini de e, engelleyen e, Kıbrıs Türklerin mücadelesidir bu burada ve bunu yaparken de e, o ilk dönemlerde yine yalnızdı e, Kıbrıs Türkler, ta ki 1955'lerde e, işte Türkiye'nin Kıbrıs politikasını e, Kıbrıs Türkler zorlayarak Kıbrıs'a getirince o Johnson mektubu o dönemlerde o akison planlarının hı hı. olduğu dönemlerde e, işte o zamandan sonra Türkiye ile tekrar yeniden bir ilişki kurulmuş. Ve Türkiye benim de haklarım var Kıbrıs'ta demeye 1955'lerden sonra başlamıştır. Hı hı. İşte bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin bu bağlamda da önünü açan e, Kıbrıslı Türklerin bu vermiş olduğu mücadeledir. Hı hı. O en kötü koşullarda. Ee, en ekonomisinin de daraldığı Hı -hı. E, gettolarda yaşadığı evet, e, dönemlerde. Evet. Onun için e, özellikle bugünlere geldiğimiz zaman yani Kıbrıs Türklerin bugün sanki e, işte Türkiye üzerinde bir kamburmuş gibi görülmesi de e, çok doğru gibi olmuyor ama bunun tersi de işte Türkiye vermek zorundadır bunu diye yaklaşmak da bana göre yanlıştır. yanlıştır evet. Doğrusu nedir bunun? Doğrusu Türkiye ile daha sağlıklı ilişkileri kurup Kıbrıslı Türklerin evet belki bu tarihsel bağlar, işte kan bağları, dil bağları hep bunlar var bunlar doğru ama burasının ayrı bir ülke olduğunu da unutmadan ve Kıbrıslı Türklerin kimliklerini muhafaza ederek Türkiye ile kültürel bağlar kurmaya ve evrensel değerlere ulaşma noktasında Türkiye'nin bu anlamdaki desteğinin daha da ileriye taşınması oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Peki günümüze gelelim. Müzakereler evet. tabu bir tarih dersi gibi oldu hakikaten. Evet. Çok da keyifli. Aslında bunların satır alanına indiğimiz zaman da çok daha yine kamu kamuoyu açıklayacak, e, akıllarda, zihinlerde oluşturabilecek e, farklı bilgiler de ortaya çıkacak. Bu da çok keyifli İleriki oluyor. İleriki haftalarda belki fırsat olursa ben daha aslında açarız. aslında farklı evet. şeyler de düşünüyoruz. İnşallah onda evet, ilerleyen evet. zamanlarda gerçekleştireceğiz hocam. Ben hemen e, bu geçtiğimiz daha dünkü hemen Rum basında çıkan bir habere göre sizden yorum bekleyeceğim. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades Kıbrıs sonu ve başlaması öngörülen müzakereler konusunda görüşlerini içeren mektubunu dün Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet de iletmişti ve Rum gazetelerinde çıkan habere göre de Anastasiades'in tezlerini şu şekilde sıralanabileceğini yazdı. Bunlar da maddeler halinde verdi. 7 maddelik var. Bunlardan bir tanesi mektupta müzakereci atanmasına değiniliyor ve hedefin iki müzakerecinin müzakereler için zemini hazırlamaları ve sürecin başlayabilmesi için gerekli tüm unsurları netleştirmeleri olduğu vurgulanıyor. Müzakerelerin Ekim ya da Kasım'da başlamasının önemli olmadığı, ön hazırlığın yapılmış olmasının gerekli olduğu belirtiliyor. Şimdi hiçbir, hiçbir zaman hep şu söylendi. Takvim konulmasın, takvim konulmasın. Aslında biz de takvim konulsun diye hep bastırıyoruz. Çünkü niye? Hep ucu açık olan görüşmeler maalesef hiçbir zaman sonuç getirmedi. Evet. Burada da özellikle birincide hemen ilk okuduğumuz zaman aklımıza gelen işte Ekim ya da Kasım'da olmasının başlaması önemli olmadığı söyleniyor. Ön hazırlığın yapılmış olmasının gerekli olduğu belirtiliyor. Ama biz diyoruz ki bir takvim olsun. Çünkü önümüzü görelim ve artık bunu bir şekilde mecbur kılalım ikimize de ve masaya yatırdıktan sonra artık bir karara varalım. Doğrusu bu olması gerekmiyor ama buradaki siz ilk maddeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi tabii ki e, görüşmecilerin bunu yapmaya... E, Yapmasını önerilmesi Ve e, Anastasiadis Kendi seçimleri döneminde de e, Başkanlar düzeyinde Değil de temsilciler düzeyinde Bu görüşmelerin sürdürüleceğinin e, Bildirgesinde Yer almış olması hı hı hı. E, Aslında e, Biraz da e, Tuzak gibi kokuyor Neden derseniz e, Bugün 68'den beri sürdürülen Görüşmeler hep Başkanlar düzeyinde oldu yani iki toplumun e, halkın seçtiği gerek Kıbrıs durumların gerek Kıbrıs Türklerin halkın seçtiği başkanları düzeyinde, cumhurbaşkanları düzeyinde sürdürülen bu görüşmeleri bugün bir alt basamağa indirip ve özel görüş, müzakerecilerinin görüşeceği bir zemine atmak aslında Kıbrıs sorununu e, sanki e, aşağıya atıp e, çözümsüz olma sürecini biraz daha uzatmayı Uzatmaya. da içerebilir endişesi vardır bu bir ikincisi e, tabii ki burada e, özellikle Kıbrıs durumlar e, süreç içerisinde hep şunu denediler deniyorlar zaman zaman hı hı. Türkiye ile görüşmek evet. e, şimdi buradaki amaç da e, Kıbrıslı Türklerin işte buradaki o egemenliklerinin e, kabul edilmeyip ee, kuzeydeki otoritenin Türkiye'nin bir alt yönetimi olduğunu e, dünyaya gösterme açısından da e, Kıbrıslı Türklerle değil işte doğrudan Kıbrıs Rum tarafının Türkiye ile görüşmesini sağlamak e, üzerine belli tezleri oluyor zaman zaman. Tabii ki buraya e, ne Kıbrıslı Türkler ne de Türkiye bu oyuna bugüne kadar hiç gelmedi. E, gelmemek de lazım buna. Burada esas olan Kıbrıs Türklerle Kıbrıs durumların görüşmesi ama elbette ki garantör devletler olarak Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de buna müdahil hı hı. kılınması ve bu Kıbrıs Türk önerisidir de zaten. Bir beşli görüşmenin de BEME şemsiyesi altında ortaya çıkması hı hı. bu oldukça önemlidir bizim açımızdan. Hı hı. Ben takvimleme noktasında da ucu açık e, olduğunda da sıkıntı yaşanıyor. Ama eğer biz bunun ucunu kapatıp bu yarınak işte 3 aya kadar oturun, görüşün, görüşmezseniz de vazgeçtik bu federal çözümden gibi bir anlayışın da doğru olmadığına inanırım. Hı hı. Çünkü e, o bizi başka tehlikelere götürebilir. E, başka sıkıntılara götürebilir. Burada önemli olan tarafların e, uluslararası e, toplum tarafından gerek BEM'e tarafından Gerekse de e, tek ülkeler gerek AB gerekse diğer Amerika, Türkiye, Yunanistan bunların e, e, özendirmesi, e, cesaretlendirmesi her iki toplumu da. Başta da Kıbrıs durumları. E, şimdi geçmişte e, ekonomik sıkıntı yaşayan Kıbrıslı Türklerdi yalnızca. Ama bugün e, bu ekonomik sıkıntı yaşayan yani Kıbrıslı Türklerin yanına Kıbrıslı Rumlar da geldi. Hı. Özellikle... E, e, bu 2007'den sonra dünyada baş gösteren kriz ve son iki yıldır e, Güney Kıbrıs'ı da alan... Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs'ı evet, da içine evet. alan Yunanistan'ın belki yarattığı girdabın içine Kıbrıs durumları da çekmesi, evet. e, Güney'de de bir ekonomik bunalım yarattı ve tabi bunu e, bir kısım e, siyasi analistler, yorumcular e, belki de bir fırsat olarak da değerlendirilmesi üzerinde yorumlar yapıyorlar çünkü. Ee, eğer iki toplum e, eş düzeylerde değilse ve bir çözüm olduğu durumda sanki bir taraf e, kaybeder ve öbür taraf kazanacak gibi ise e, bu sıkıntı yaşatabilir idi diye söylüyorlar. Yani örneğin e, daha fakir olan Kıbrıs Türklere Kıbrıs Rumlar e, sanki parasal destek yapacak da ta ki eşit duruma gelsin. Yani biri fakirleşirken biz Kıbrıslı Türkleri olarak yukarıya çıkacağız noktası Kıbrıs Rum halkını belli anlamda tedirgin de ediyordu. Hatta son alınan kararlar da aslında buna bağlı değil mi ekonomik krizden dolayı hani işte Kıbrıs Cumhuriyeti demiştik ya bireysel olarak buradaki bazı Kıbrıs vatandaşları Kıbrıs Türk vatandaşları Avrupa Birliği vatandaşı bireysel olarak doğru. Ama şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti diye tırnak içerisinde belirttiğimiz Güney Kıbrıs Rum yönetimi o Avrupa Birliği vatandaşlarına Kıbrıslı Türklerden bahsediyorum. Maalesef artık sağlık hizmeti de vermiyor. Ama bunu öyle kullanmamak lazım şu anlamda. Yani hayır, ben, artık onu verememesinin sebeplerine bir tanesi Ama Kıbrıslı de, Türkler olarak değildir o karar. O ekonomik şudur. krizin yatırım yapmayan yani e, sigorta anlamında e, yatırım yapmayan son 3 yıldır en azından e, sigorta sistemine yatırım yapmayan tüm AB vatandaşları içindir. Ama tabii ki Kıbrıslı Türkler Güney'de yaşamadığı için doğal olarak e, o yatırımı yapamıyor değil mi? Çünkü Hayır, düzeyde çalışıyor. Işte bakın demek istediğim tamam. şu. Düne kadar böyle bir problem yoktu. Sağlık hizmetinden faydalanıyorlardı Kıbrıs'ı Türkler. Her ne kadar yatırım yapmasa da. Doğru. Ama bugün ekonomik girdabın içerisine giren Güney Kıbrıs'ın yönetimi dedi ki ben en azından zaten bana yatırım yapmıyorlar. Ben bu Kıbrıs'ı Türklere şu anda e, sağlık hizmeti vermeyeceğim. Yani yapılan açıklamada buydu. 1 Ağustos itibariyle de sağlık hizmeti vermiyor. Şu Peki. Anda Kıbrıs Türkleri. Tamam. Ama Kıbrıs Rumlara da vermiyor. Yani şu anlamda söyleyeyim. Eğer Kıbrıs Rumlar güneyde yaşıyor Rum. Ama e, sigorta sistemi içinde bir yatırım yapmıyorsa ona da o hizmeti vermeyecek. Muhakkak Ücretsiz. Ama Kıbrıs Türkleri tamamen tamam. bir şekilde ayırt ettiler. Doğru. Ama hala ben tabii ki e, barış benim için e, temeldir. Muhakkak, ee, bu ki anlamda kimse, pozitif şeyleri de vermeye çalıştığım için hı. şunu da söylemekte e, söylemem gerekiyor ki özellikle e, Türk ve Rum halklarının e, barışına e, katkı koyması açısından şimdi e, bir taraftan bu olurken e, Örneğin e, bugün güneyde e, yaşayan çeşitli nedenlerle yaşayan evet. e, Kıbrıslı Türkler var veya var veya çocuklarını güneyde e, ki bazı okullarda okutan, okutan evet, var. Var, var. Bunların e, bunlara ödenen e, burslar var örneğin mesela. Hı -hı. Bunlar devam ediyor. Hı -hı. E, dolayısıyla bu da sorgulanıyor tabii diğer tarafta. Hı -hı. ha Bir diğer şey e, nokta e, özellikle Akdeniz hastalığı diye bilinen bir e, hastalık var. Talasamiye. Talas evet. Ve kansızlık. burada e, kansızlık. Bunların bu çocukların, gençlerin Sürekli olarak kan almaları gerekiyor. Evet. Şimdi e, yaklaşık bir 30 tane çocuk var e, bana e, ulaşan e, ve bu çocukların kuzeyde değil güneyde bu kanı alabilecekleri bir e, farklı bir durumları vardı. Ve 10 yıldır yaklaşık e, bu kanı e, ve tedaviyi güneyde ücretsiz alıyorlardı. Hı hı. Şimdi bu kararla sevgili Hüseyin bunlar da kesildi. Çünkü yatırımları yok. Evet. Fakat e, güçsüz insanlar da e, bunlar ve bunu almaları yaklaşık her e, 15-20 günde bir 400-500 euro e, para ödemeleri yani bu da işte bin TL'nin üzerindedir. Kesinlikle. E, bu e, mümkün, mümkün olmayan değil. bir şey. Değil. Ve ne yaptık? Ne yaptık? E, e, buradan e, teşekkürlerimle de yap yapacağım bunu. E, Glavkos, Kleridis eski cumhurba başkanı, baş, başkanları evet. onun kızı e, bugün e, Sayın, Anastas Hı -hı. Sayın e, Anastasiyadis Sayın Başkanları Anastasiyadis'in e, yardımcısı evet. komiser derler onlar. Ve ya, onun görevi de e, Kıbrıs'taki Türklerle Maronitlerle, Ermenilerle ilişkileri geliştiren birisi. Hı -hı. Hemen onunla irtibata geçtim ve e, bu durumu anlattım sevgili Keti'ye. Sevgili Keti de e, Anastasiyadis'le bu durumu görüştü. Ve Bakanlar Kurulu'na bu 30 çocuk için e, bu kararın e, uygulanmayacağını yani e, tedavilerine devam edebileceklerini evet, evet. kararını çıkardım. Bu Bunlar İslami güzel Tabii bunlar bunlar çok güzel şeyler. şeyler Bunları çünkü... da vermek gerekir. Çünkü neden? Yani eğer biz bir federal çözüm kurmaya çalışıyorsak e, bunu Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs durumlar kuracak. Ve dolayısıyla bizim e, bu türden olayları da e, halklarımızla paylaşıp, e, pozitif bir iklim de yaratmamız gerekiyor. Nasıl ki bugün Türkiye ile Yunanistan, e, İsmail Cem rahmetli, evet, e, evet, e, Yorgo evet, Fapan, evet, önce evet. nasıldı ilişkiler? Deprem öncesi nasıldır? Evet, hatırlayın evet, evet, Marmara ve Atina depremleri öncesinde. Evet. Fakat bir zeybek ve çiftetelli oynamaları, o işin e, sembolik tarafı, ama e, iki toplumun birbirlerine o depremde yardımcı olmaya gitmeleri, e, gönül bağlarıyla bu evet. şekilde iki halkı yaklaştırmış ve bugün o eskiden e, düşman diye bakan birbirlerine bu iki toplumda bir bakıyorsunuz. Atina'ya gittiğinizde kafelerde Türkçe şarkılar. İstanbul'a gittiğinizde Rumca şarkılar. Rumca şarkılar. Evet. E, ve hatta bunu da geçtik. E, Türk bankaları e, Yunanistan'da e, iş yapabilecek şekilde banka satın alabiliyor. Bazı e, Yunan bankaları İstanbul'da iş yapmaya çalışıyor. Ve bu Dostluk köprüleri Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki o var olan, e, yaratılan, geçmişte evet, buzları eritmiş. Ve dönmüş ta da, Atatürk-Venizelos dönemine kadar dönmüş. Çünkü o dönemde biliyorsunuz ticari anlaşmalar yapan iki ülkeyken hı hı. sonradan e, bu durumlara gelmiştir. Şimdi ve, e, seyahatlerini, turizm e, tatillerini Yunan adalarında geçiren Birçok e, e, Türk vatandaşı var. ana vatanlar olarak nitelenen Türkiye ve Yunanistan'da, ...bu türden dostluk ilişkileri kuruluyorsa... evet, ...ana vatanların... ...desteğiyle de, katkısıyla da... ...ve gerek Kıbrıslı Türkleri... ...gerekse Kıbrıs durumları... ...motive etmeleri ile... ...neden bütün dünyaya örnek olabilecek... ...bir... E, ...tarihsel mirası da içinde taşıyan... ...yüzyıllarca birlikte yaşayan... ...bu iki toplumun neden yeniden bir... ...ortak bir çatıda, federal bir çatıda... ...eşit siyasi haklarla... ...AB içerisinde yer almaları... ...sağlanmasın ve... Türkiye'nin önü daha da açılsın. Evet. Peki, ee, işte bunu ben 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 de şöyle düşünüyorum hocam muhakkak tabii ki ana vatanlar arasında bunun gayretini gösteriyorlar diyorum ben kendi kendime. Yani bu benim kendi nazım düşüneceğimdir. Evet. Doğru Ama diyorsun. işte Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcilerine bir baktığımız zaman e, nedir? Şu anda doğal gaz kaynakları var Doğu Akdeniz'de. Kim bakıyor şu anda? Kıbrıs Cumhuriyeti tırnağıyla e, evet. Güney Kıbrıs Rum yönetimi şu anda evet. hükmediyor. Evet. Kiminle paylaştı bunları? Rusya ile paylaştı bunları. İsrail'le paylaştı bunları. Efendim, söyleyeyim e, Fransız askeri geldi gibi hani bir takım şu anda işin içerisinde farklı devletler girmeye başladı. Doğru. Bu farklı devletler şu anda var olan o doğal gazı kaynağını kaybedip burada bir barışın, bir anlaşmanın olmasını isterler mi diye bir soru, soru yönetmek istiyorum size. Evet Şimdi e, bunu ee, en son e, papazları, baş başpiskoposları dahi şunu söyledi. Bir çözüm olduktan sonra bu gazın e, Avrupa'ya gitmesinin en rantabıl yolu Türkiye. Türkiye üzerinden. Kesinlikle. Şimdi bu da ki neden başpiskoposu ve papazı örnek gösterdim. E, belki en radikal kesimidir. Yüzde 6-10 oranında bir desteği vardır. Evet, evet. ...küçük bir destektir eskiye nazaran. Eskiden çok yüksekti. Ee, ama, ama yine de kilisenin desteği hiçbir zaman yasınamaz. Çok zengin çünkü kilise. yani Ticari kaynakları. Ticari kaynakları yani. anlamında evet. çok zengin. Dolayısıyla güçlü. Bu anlamda güçlü. Evet. Ee, onun dahi... E, ...çözümden... E, ...sonra... E, ...Türkiye üzerinden bunun gitmesini görmesi... ...bunun faydasını görmüş olması... E, ...aslında... ...Kıbrıslı Rumların da... E, ...bu... Doğal gazla birlikte oluşan bu rüzgarın suyla da birleştirirsek evet, bunu evet, e, evet, bunların birer barış suyu e, veya barış gazı her neyse olmasını sağlamak için e, uğraş vermek gerekiyor. Tabii ki e, Türkiye uluslararası camiada e, bunun mücadelesini e, Kıbrıslı Türkler adına veriyor. Biz de katıldığımız e, uluslararası toplantılarda e, bunu sürekli olarak vurguluyoruz. Ee, yine e, dünyada resmi anlamda tek temsil edildiğimiz bir yer var şu anda bizim Kıbrıslı Türklerin. E, o da Avrupa Konseyi'dir. Hı hı. Bunu da anlam planından sonra kazandık. Evet. E, çünkü anlam planına biz evet deyince Avrupa Konseyi kendisi oturuyor. Ve Kıbrıslı Türklere e, çözüme kadar iki tane sandalyelerini e, veriyor. Ve biz şu anda iki kişiyle. E, temsil ediliyoruz. Birisi de benim. E, evet uzun sürekli Avrupa'da giden, e, Kıbrıs işte, Türkleri temsil eden kişilerden o, birisisiniz. Ve oralarda da işte bizim e, sürekli e, bu gaz konusu da gündeme geliyor. E, Suda. Su da gündeme geliyor. Bunun bu şekilde kullanılması gerekliliği ve önemi üzerinde duruluyor. E, ve e, muhtemelen e, Ekim ilk haftasında toplanacak olan Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde e, Kıbrıs raporunun yeniden açılması e, gündeme gelecek. İşte bu noktada sanırım e, Türkiye'nin de bu katkıları ve rentable bir şekilde bu gazın e, Avrupa'ya gönderilmesi hı hı. E, Nabuko projesi bitti gibi ama başka projelerle İran'dan gelecek olan e, gazla birleşmesi. E, Türkiye'deki Güneydoğu'da süren e, sorunun e, Kürt sorunu diye nitelenen sorunun işte o barış süreciyle birlikte Dileriz ki en kısa zamanda onun da e, çözümlenmesi ve Türkiye'nin e, önünü tıkayan e, bu e, sorun e, demokratik anlamda açılımlarla e, önüne yeniden başka fırsatlar versin ve e, Türkiye'de ister e, Türkler ister Kürt e, soydaşlar hepsini Türkiye halkı diye alalım. E, o Kavga da son bulsun ve demokratik bir ortamda bir taraftan da Kıbrıs'tan gelecek olan demokratik e, federal çözüm rüzgarıyla işte bütün anlatmaya çalıştığım bölgeyi etkileyecek olan olay budur. E, burada Türkiye'nin önünün bu şekilde çok daha hızlı açılacağına ve kendi içindeki demokratikleşme sürecini de daha çabuk tamamlayacağına inancım benim tamdır. Evet Yani Kıbrıs federal bir çözüm. Ee, Türkiye'nin önünü yine açabilecek bir yapıya sahiptir. Bugün her ne kadar önünü tıkıyor gibi görülse de aslında o tıkaç çekildiği anda müthiş bir şeyle e, Türkiye e, evet. zaten son yıllarda ekonomik anlamda e, G20'ler içerisinde yer alan bir ekonomik büyümeye çalışıyor. E, Sahi Dünyada olan da zaten şu anda sayılı bir e, parmakla gösterilen ülkeler arasına girdi Türkiye. Doğru ve ekonomik şey. krizden belki en az Etkilenen. zararla Hı -hı. E, evet. çıkan bir ülke. Ama bunun işte bütün halka eşit miktarda da yayılması çok önemli. Çünkü evet doğrudur ekonomik pasta büyüyor. Ama bu pastanın Türkiye'de e, o gayri safi kişi başına düşen milli hasılanın da giderek daha yüksek olması e, biraz da e, bu bahsettiğimiz birkaç sorunun, bölgedeki sorunların ortadan kalkmasıyla Türkiye o var olan devasa ve önemli gücünü ekonomik anlamda söylüyorum ve enerjik, dinamik bir genç nüfusunu çok daha rantabıl bir şekilde hı hı. kullanmanın da önü açılabilecektir. Ve belki de işte bazı benzetme yapar çeşitli gazetelerde gördüğüm bir nokta. Zaman zaman Türkiye'yi büyük bir gemiye Kıbrıs'ı da küçük bir sandala benzetip sanki Sandal geminin arkasında gider gibi yani, gibi bunun tam tersi de zaman zaman oluyor. İşte o sandalcık e, olur ya gemiler gittiği zaman rehberler, rehber gemiler küçük sandal çeker gemiyi, tabii, tabii. ona da benzeyen bir kılavuz gemilerdir. Kılavuz zaman. gibi evet. e, Türkiye'nin önünü açan da bir noktada olsun dileriz işte Kıbrıs. Evet. Acaba işte Türkiye Cumhuriyeti de bunu mu gördü? Orta Doğu'daki barışı belki de sağlayabilmek adına bu suyun buraya geliyor olması ileriye dönük bir e, düşünce midir? Çünkü e, geçtiğimiz haftaki konuğumuz Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş su uzmanı olan e, şunu söylemişti: Enerjinin alternatifi vardır ama suyun alternatifi yoktur. O yüzden su Doğu Akdeniz'de ve dünyada artık e, akiferlerini yitirmeye başlayan Doğru. bir e, dünya insanının ihtiyacı olan bir şeydir. Ve bu suyu biz yakın bir e, topraktan bir ana vatanda alıyor olmamız Doğu Akdeniz'in geneli anlamında da çok büyük bir e, ılıman bir ortam yaratacaktır. Doğru. Ben aksini düşünmek istemiyorum çünkü... Suyun alternatifi yoktur. Savaş kelimesini kullanmak istemiyorum demişti. Bunları da birebir hemen sizinle paylaşmak istedim. Sevgili Hüseyin Gökçe kuşa katılıyorum. E, doğrudur. Suyun hiçbir alternatifi yoktur. E, en azından şu anki bilimsel teknolojide bunu üretmekle e, bir tek denizden su arıtarak O da çok büyük e, şey pahalıya mal olan. Evet. E, yani bilemiyorum bunun maliyetleri düşünebilir evet, evet, evet. ama sonuçta bir su e, yaşamdır. Evet. Ee, enerji de yaşamdır ama alternatifler, güneş enerjisi özellikle bizim ülkemiz gibi e, ülkelerde 365 gün. Zaten günü, enerjinin bir diğer alternatifi de sudur. Evet. Şimdi tabii ki e, bu iklim değişiklikleri özellikle e, bundan yaklaşık birkaç sene önce Barcelona'da katıldığımız bir e, toplantıda e, iklim değişiklikleriyle ilgili bir şeydi. Ve bunun 50 yıl sonraki projeksiyonu kuruldu. E, Öngörülmeye çalışıldığında ortaya çıkan haritalar e, bizle paylaşılan ki ben bunu bizim Kakatice Meclisi'nde de o dönemde bütün milletvekili arkadaşlara ve ilgili bakanlıklara da dağıtmıştım. E, o aldığımız e, eğitimi e, ve çıktılarını. E, Afrika'nın kuzeyi yani bizim güneyimiz, evet. e, Kıbrıs buraları 50 yıl sonra e, sıcak o iklim değişikliğinden dolayı daha e, çölleşme noktasına gidebilir görülüyor. İşte bu anlamda elbette ki bu su e, bu çözümle birlikte e, bahsettiğiniz gibi İsrail olsun diğer bölgeler olsun buralara aktarılabilecek bir yapıda Evet. En başında Türkiye bunu Türkiye bunu gösterirdi de zaten evet. şimdi yani şu anda süren proje bildiğim kadarıyla. E, Altyapı tamamlanmış ve Kalan e, süre 165 gün civarında şu anda. Evet ve borular döşenmeye başlayan durumdadır. Evet. Bunun artık e, gerisi geriye sayıma başlamıştır. Şimdi bu başka bir şeyi daha göstermiştir. Dünyaya gösteriyor. E, çünkü bu borular öyle bildiğimiz eve gelen borucuklar değil. 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 Bunlar değil. Devasa, devasa borulardır. Su boruları, ve evet. bu boruların birkaç boru olarak eklendiği e, e, döşeneceği bilgileri de evet. zaman zaman bize Yanında geliyor. Elektrik. Dolayısıyla bunun hem su hem gaz hem elektrik olabileceği noktası gündeme geldiğinde işte Türkiye bir çözüm olduğunda o gazın güneyde çıkacak olan gazın ham bir şekilde doğrudan Limasol'dan işte Girne kıyılarındaki geçit e boru döşenmesi kalıyor sadece ama gerisi hazır gerisi hazır evet tamam yani dolayısıyla bu şekilde 2 milyar düşünürse... masraf olduğu söyleniyor bu Zaten tamamına eğer... 650 milyonu harcanmış oluyor işte bakın. Ee, sıvı olarak e, denizde götürmeye kalksalar maliyetinin çok çok üstünde e, bir e, masraf çıkıyor ve bir kar elde etmeyi bırakın e, öylesine versene bile kurtarmıyor. Yani. Ee, sıvı ha, sıvılaştırıp göndermek için Sadece 12. parsel diye bilinen evet, bölgede şu an, bir tanesinde şu yani anda şu anda eee çıkan... Limasol tarafına 12 milyon e, milyar Euro'luk e, yatırım yapılması gerekiyor. 12 milyar. Şimdi 12 milyar Euro büyük paradır Kıbrıs için. Çünkü Rum tarafının çökmesi bugün 17 milyar Euro açıktan dolayıdır. Yani dolayısıyla bir o kadar daha yatırım yapabilecek durumda olsaydı zaten şu anki ekonomik durumdan kurtulurdu Rum tarafı. Hem o yatırımı yapması lazım, hem de e, o yatırımın e, bitip de sıvılaştırılmış halde Avrupa'ya gidebilmesi için bugün başlasa bu yatırım en erken 2027 yılında tamamlanabiliyor. Evet. Yani bundan 14 sene sonrası. Halbuki e, eğer ham halde borularla Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınırsa? Taşınacaksa 2017 yılında taşınabilir. Evet. E, bu da demektir ki aslında bizim 2015 yılında en geç e, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma olasılığını zorlamamız gerekiyor. Dünya da sanırım e, bütün gelişmeler bunun üzerine kurulmuş. Çünkü bu gaz yataklarına e, sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumların değil e, Avrupa'nın da ihtiyacı var. Hı hı. İşte uluslararası... E, toplum bundan dolayı bu dönemde bu konuyu yeniden ön sıralara çıkarıyor ve Suriye'de son günlerde e, savaş olasılığının en azından aşağılara gitmiş olması bu kimyasal silahların denetimini e, e, uluslararası toplumla birlikte kabul eden e, Suriye kararından sonra Rusya'nın isteğiyle hı hı. savaş olasılığı biraz aşağıya gitmiş durumdadır e, bunun aşağıya gitmesi bu savaş olasılığının bir taraftan da Kıbrıs'taki sorunun çözümüne de bir kapı da açmış oluyor çünkü eğer bölgesel bir savaş çıkmış olsaydı Kıbrıs sorununun çözümü sanırım çok aşağılara ya sanırım bir buzdolabına bu girerdi tekrar evet. galiba bu anlamda da yani hem savaş olmaması evet. insanların ölmemesi ülkelerin birbirlerini yok etmemesi bir taraftan güzelken diğer bir taraftan da Kıbrıs'ta sorunun çözümüne yaklaşmak ve bunun için şu anlamda kullanmıştım demin. Elbette ki Türkiye ve Yunanistan daha doğrusu Türkiye Kıbrıs'ta bir çözümü destekliyor ama Yunanistan'ın da ve uluslararası toplumun da Kıbrıs Rumları cesaretlendirmesi evet. ve artık bu Kıbrıs'ta çözümün iki tarafın elbette kabul edebileceği ve BM parametrelerinde iki bölgeli iki federe devletliği Eşit siyasi haklarda e, ki bu aslında büyük oranda tam 45 yıl önce başlayan e, müzakere sürecinin hı hı. ve tam 50 yıl önce 1963'te başlatırsak olayları sevgili hı hı. E, Hüseyin tam 50 yıl oldu. Yani yarım asırdır e, Kıbrıslı Türkler hı hı. E, devletini e, kendi devleti o kurmuş olduğu kurucu olduğu devletini içinde kendini temsil edemiyor. Bu bağlamda da e, bizim e, ee, başta açtığımız konuyla da bütünleştirirsem belki e, tekrardan e, güzel yurt konusuyla evet, evet. İşte bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman ve bir dünya sorunu haline gelen bütün ülkelerin çözümünü beklediği bir sorun haline gelen Kıbrıs'ta e, güzel yurtun e, belki geri verilecek olmuş olması bugün güzel yurtta yaşayan insanların yeniden göç etmesini sağlayacaktır belki ben de dahilim bunların içine, ailem de dahil, eşim, dostum dahil. Hı hı. Ama e, böylesi bir büyük bir projeye, çözüm projesine önayak olacağı için de aslında Nobel ödülü'nün belki de güzel Yurt insanına e, ve Kıbrıs Türk halkına verilmesi e, ve Kıbrıs Rum halkına da çözümü gerçekleştirilecekse e, gereklidir diye düşünüyorum. Bunu bir e, geçmişten bir örnek vermek isterim yine. E, çünkü bazen insanlar der ki işte kanla alınan e, verilmez masada falan diye. Şimdi bunlar e, acitatif laflardır. E, ve bugün geriye baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu büyüdüğü bir yer olan Selanik. Ve e, özellikle e, o Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, oturulan anlaşmalarda e, Mustafa Kemal Atatürk'e Sayın Paşam işte e, Selanik'i de isteyelim. Sizin doğduğunuz, büyüdüğünüz yerdir dediklerinde o da dedi ki o dönemde önemli olan Türk halkının bugün bu Misak-ı Milli diye çizeceğimiz sınırlar içerisinde olması, benim doğduğum, büyüdüğüm yer olması ve bugün Yunan halkına Yunanistan'a bırakacak olmuş olmamız çok önemli değildir. Önemli olan insanca, insan olarak ve özgürce. Yaşayabileceğimiz bu toprakları e, geliştirebilmemiz ve barış içerisinde e, dünya toplumu olabilmemizdir. E, şimdi bu bir örnek olmak durumundadır ve bize de örnek olmak durumundadır. Yani bugün 1974'te yerleşmiş olduğumuz güzel yurdu elbette ki e, ben e, bütün Kıbrıs'ı seviyorum ama güzel yurt e, artık e, bizim yaşadığımız bir parça ve e, feodal ilişkilerimizin en yüksek olduğu bir bölge belki narenciye bölgesi de e, ve en verimli toprakların olduğu hı hı. bir bölge ama ve su akı veren en fazla olduğu yer. Ama çözüm olacaksa e, bu adayı e, ortak vatan yapacaksak yeniden e, bu tür takıntılara girmememiz e, ve bilmemiz de gerekiyor ki yani e, oransal anlamda söylüyorum sadece. Eee Kıbrıs Türkleri bugün %37'sini tutuyor toprağın adada. E, ama Tapusal anlamda baktığımız zaman işte yüzde on sekiz civarlarında bir tapu şeyimiz vardı. E, hali arazileri de kattığımız takdirde işte bu yüzde yirmi beşlere geldi de diyelim. E zaten uluslararası toplumda e, ki sayın rahmetli Rauf Reif Denktaş da yüzde yirmi dokuz artıyı uluslararası e, toplantılarda kabul etmiş bir e, liderimizdir biliyorsunuz. Ve e, işte görüşülen de zaten... E, bir Maraş bölgesinin e, iade edilmesi bir de e, sınır boylarında e, güney sınırlarımızda bazı bölgelerle Güzel Yurt'un iade edilmesiyle yüzde otuzlara evet. gelinebilecek bir durum. Hemen son olarak da evet. o bölgeye geçelim. Hemen kapalı bölge Maraş konusu mektupta yok. Evet. Böyle bir, bir de şey var aslında evet. e, gazeteye göre Kıbrıs Rum tarafının kapalı bölge Maraş konusunda sunduğu önerinin Anastasiyedes'in Eroğlu'na gönderdiği mektupta yer almadığını bunun sebebini ise önerinin ile değil Ankara ile görüşülecek bir konu olarak görülmesi olduğunu yazdı. Bu da aslında çok önemli. Yani burada hala hazırda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eğer muhatap olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'nu almıyor ve Ankara'yı alıyorsa bu da müzakerelerin aslında ilerlemesine e, bence bir e, çapadır. Yani bir engel teşkil ediyor diye düşünüyorum. Doğru. Bunu biraz önce söylemiştim zaten. Yani evet. Rumlar... Zaman zaman e, çeşitli liderleriyle ya da liderler zaman zaman, Hı. Rum liderler e, bu tür denemeler yapıyorlar. E, bu da onlardan biridir. Yani buradaki amaç e, dünyaya e, göstermektir. işte buranın e, Türkiye'nin bir alt yönetimi olduğunu göstermektir. Onun için onunla e, tamam, yani burasına, zaman bunu kabul buranın etmedi. yetkisi olmadığını e, getirmeye çalışıyor. Yani ben oturup da Derviş Bey'le de görüşsem sonuçta Derviş Bey'in iradesi yoktur demeye getiriyor. Evet. Yani yine de Türkiye'ye danışacak demeye getiriyor. O zaman ben ama, e, ev sahibiyle konuşurum ma getiriyor. Ama, ama ev sahibi bu, diye Bu bu doğru dedi. değildir işte. Zaten Türkiye bunu kabul etmiyor. Tamam Türkiye bunu kabul etmiyor. Bu yaklaşım da doğru değildir. İyi niyetten yoksundur o zaman. Çünkü senin evet. muhatabın senin birlikte yaşayacağın kabusu Türklerdir, Türklerdir. Evet. ve kabul etsen de etmesen de burada dünya tanısa da tanımasa da burada bir irade vardır. Kıbrıs Türk halkı vardır ve Kıbrıs Türk halkının da bugün e, kendi iradesini yansıttığı gerek meclisi vardır, gerek e, cumhurbaşkanı vardır ve sözcüsü de 1968'lerden beridir hep e, bu şekilde e, götürülmektedir hı hı. E, müzakereleri. Onun için Maraş bölgesi, e, Maraş'ın iadesi e, eğer bir katalizör rol oynayacaksa çözümlere... Ve çözüme ve e, çözüme giden müzakere sürecinde işte Maraş'ı e, gerek Türk bölgesinde gerek BM kontrolünde Rum sahiplerini açalım. Hı hı. Bu bir ekonomik dinamizm de yaratır aslında. Hı hı. E, bu da bir gerçektir. E, Rumlar da e, kald, koydukları e, şeyi şerhi e, Ercan Devlet Havaalanı'ndan e, kaldırır ve biz de uluslararası uçuşlara... Açılabilir doğrudan uçuşlara açılabilir Ercan gibi bir takım çözümlerle beslenir hı hı. ve bunun e, federal çözümü tetikleyen bir bakış açısıyla görülürse sevgili Hüseyin bu güzel ama eğer nihai bu budur gibi görülür ve işte Maraş'ı da aldık e, Ercan'ı da açtık o zaman çözüme de gerek yok çözümsüzlük çözümdür gene şeklinde gidecekse de o zaman bu doğru olmaz. Onun için burada yapılması gereken... E, BM şemsiyesi altında süren bu görüşmelerde e, bir takım e, planlar çerçevesinde Maraş'ın iadesi e, ya da yerleşime e, sahiplerine açılması e, gerek Türk kontrolünde gerek BM kontrolünde e, ama Rum top Ruma verilmeden belki açılacak olması e, öbür tarafta da gerek Mausa limanının gerekse e, Ercan havaalanının açılmış olması eğer bir pozitif bir domino etkisi yaratacaksa bu yeni başlayacak yeniden başlayacak müzakere sürecine o zaman bunun da bu şekilde desteklenmesi evet. düşünülebilir diye. Hatta Sayın Egemen Bağış'ın söylediği gibi Ercan Havalimanı ne zaman lütfen Hava Yolları iniş yapar ben o zaman Güney Kıbrıs'ı tanırım. böyle bir şey vardı. <laughs> bir benzetmesi <laughs> vardı böyle bir yaklaşımı vardı. Şimdi orada da şeydir bu bu yani e, elbette ki devletler politikası çok önemli ama yani bu e, bir arkadaşa, e, bir İngiliz diplomata e, söylemiştik bunu. Ve dedik ki yani niye kalkmıyor British Airways'de Londra'dan gelsin Ercan'a? O da dedi ki e, Türk Hava Yolları Londra'dan kalkıp Ercan'a doğrudan indiği gün ben de inerim diyor. Yani bu aslında e, şeydir... E, Uluslararası e, havacılığın kabul ettiği bir şeydir. Hı hı. Çünkü yani bugün bakın e, biz Kıbrıs Türkleri olarak burada bunu e, şey yapmaya çalışmıyoruz, e, e, işte kötüye kullanmaya da çalışmıyoruz. Ama bu anlamda mağduruz da. Çünkü bugün bakın yani bir e, futbol takımı bile Türkiye'nin, bakın Avrupa'yı gelip Kıbrıs'taki Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Türk dahi. takımı ile Maç yapabiliyor mu? Hayır. Peki. O zaman demek ki yani bir yerleri eleştirirken e, kendimizi de e, eleştirip. Önce ineği kendimize e, batıracağız e, Evet. E, yani bugün düşünün e, Kıbrıslı Türklerin hepsinin içindeki kanayan yaradır. E, Fenerbahçe gidiyor. ile Rum takımıyla Avrupa Kupası maçı yapıyor. Evet. Ama buraya bir antrenman maçı bile yapmaya gelemiyor. gelemiyor. E, gençlik oyunları olmuştu bundan iki sene önce Trabzon'da. Gençlik olimpiyatları, Akdeniz olimpiyatları e, ve en son Akdeniz olimpiyatları yani orada tarihte, Kıbrıs Mertine. Cumhuriyeti bayrağı yani Rum bayrağı diye nitelediğimiz bayrak sporcularıyla birlikte resmi geçit törenine katılabilirken Türkiye'de Antalya'da Trabzon'da e, KKTC bayrağı dalgalanamıyorsa o zaman burada artık bu sorunun çözülmesinin zamanı çoktan gelip geçmiştir. Yani onun için evet doğrudur. Avrupa'dan bir uçak kalksın, Lufthansa'da kalksın, gelsin. Ama Türk Hava da kalksın, gelsin. Galatasaray da gelsin, Fenerbahçe de gelsin buraya. Evet. Bunu isteriz biz. Ve buradaki e, köylülerimizin ürettiği patatesi de, enginarı da, hellimi de, hellimi de evet. e, fabrika ürünlerini de Türkiye evet. raflarında da biz de görebilelim ve e, bu e, tembel diye nitelenen maalesef ki özü öyle olmayan evet, Kıbrıslı evet. Türklerin. Evet. Gerçek zaten yüzü bu bakış açısını değiştirmek, e, gerçeği yansıtabilmektir yaptığımız program aslında. Aynen öyle. Kıbrıs Saati'nde zaten bu misyonla hareket evet. ettik. Evet. Kıbrıslı Türklerin burada aslında canla başla nasıl çalıştığını, Kıbrıslı Türklerin e, hangi şartlarda burada, bu adada yaşadığını, evet. e, ambargolar altında yapmış olduğu e, ya da ürününü nasıl e, pazarlayabilmesi gerektiği konusunu burada ekranlardan işte evet. Bahar TV ekranlarından da ana vatanda yaşayan soydaşlarımızla, insanlarımızla paylaşabilmektir aslında bu. E, o yüzden e, daha iyi birbirimizi anlarsak o işte hani işte kıblısı Türkleri tembeldir, işte bizim bir kamburumuzdur e, lafı da ortadan kalkacak, kalkacak diye düşünüyorum. Ve ben. Bahar TV'nin açmış olduğu ve sizin e, yürütmüş olduğunuz bu program ar aracılığıyla da e, zaten iki halk arasında var olan e, güzel ilişkilerin daha da çiçek açması bir bahardaki çiçek açar gibi. gibi değil mi? Ee, bunu dilerim ee, ve ben gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, belki biraz e, açarak gitmeye çalıştım programı. Çünkü Kıbrıs hep e, yavru vatan diye niteleniyor ama e, ne kadar tanınıyor onu da bilemiyorum Türkiye'den. Evet. Çünkü ben e, Türkiye'de 1977-2000 arasında yaşayan e, Ankara'da, ve ODTÜ'de çalışan OTTÜ bir kişiyim. ODTÜ evet. ve ODTÜ'de de görev yaptım. Evet. Çeşitli kolejlerde danışmanlık ve öğretmenlik de yaptım. Orada yaşadığım dönemlerde Kıbrıs'ın çok da bilinmediğini zaten bizatihi kendim de gördüğüm e, için. Zaten Sayın Çağlar yani hiç o eski tarihe gitmeye gerek yok. Hali hazırda halen daha maalesef. 80 milyonluk ana vatanımızın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bunu üzülerek söylüyorum. İstanbul'a olsun ya da diğer illerde bir taksiye bindiğimizde ya da yolda giderken yani işte Kıbrıs'tan geldiğimizi anladıkları an bazı sorular var. O soruları duyduğumuz zaman hakikaten üzülüyoruz bizler de. Evet. İşte para birimimizin ne oldu halen bilinmiyor ki Türk lirası kullanıyoruz. Kullandığımız dilin Kıbrıs'ta nasıl bir dil olduğu buna benzer bir takım söylemlerin hala var oldu hatta Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Adası'nın nerede olduğunu e, bazen bunu sorular. Hatta diğer büyük kanallar Eski bunu soru olarak yapmıştı da e, çoğu İtalya evet. taraflarında bir Ordu. adı olarak e, adetmişti. Evet. Bunları işte daha iyi önüne geçebilmek, bunları kırmak Kıbrıs Adası'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk'ünün Anavatan Türkiye ile birlikte nasıl bir arada olduğunu yaşatabilmek adına zaten bu programlar var olacaktır. İnşallah daha ilerleyen günlerde hem de turistik anlamda bunu daha iyi anlatabileceğiz. Çünkü evet. biz öncelikle eğer turizm yapacaksak 80 milyon nüfuslu hemen yanı başımızdaki Anavatan Türkiye insanının Avrupa'yı dolaşmış olan Türkiye insanının birçoğunun daha Kıbrıs'a gelmediğini biliyoruz. Onun evet. için Kıbrıs'a davet ediyoruz kendilerini. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelsinler. Bence insanları kucaklaşsınlar. buranın havasını, iklimini bir yaşasınlar, evet. Hellimini yesinler, ekmeğini tatsınlar ki buranın nasıl bir vatan olduğunu görsünler diye evet. ben de zaten. Ve bizim e, Kıbrıs Türk insanının canını görsünler esas, Kesinlikle. gönlünü okusunlar. Evet. E, bu anlamda e, gelenek, gelenekler e, çok önemlidir. Kesinlikle. E, sokağa çıkmak e, ve Kıbrıs'ı yaşamak, Kıbrıslı insanla yaşamak. Aynı şekilde tam tersi Kıbrıs'tan Türkiye'ye gidip Türkiye insanını tanımak. Bunlar oldukça önemlidir. Kesinlikle. Ee, genel yargılarla toplumları değerlendirmek e, çok doğru değildir zaten. Kesinlikle. O yüzden Kuzey Kıbrıs'a davet ediyoruz zaten. Evet. 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 Çok teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür ee, ediyorum. İnşallah ilerleyen tarihlerde tekrar birlikte olacağız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler e, bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Türk Partisi Birleşik güzel yurt milletvekili Profesör Doktor Sayın Mehmet Çağlar idi. İlerleyen günlerde tekrar inşallah birlikte olacağız. Güzel sohbetlerimiz olacak. Bu akşamlık böyle. Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni e, sizlere bir adım daha yaklaştırabilmek. ana. Atan Türk insanıyla birlikte kol kola aynı havayı aslında Akdeniz'de de aynı havayı soluduğumuzu hissettirebilmek adına bu programların devamı gelecek efendim. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar birlikte olmak dileğiyle.